Donanım Günlüğü'ndesiniz ve bu videomuzda Oppo Watch akıllı saat incelemesiyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Oppo son dönemde arka arkaya çıkardığı akıllı telefon modelleriyle ülkemizdeki en popüler üreticilerden biri haline geldi. Ama tabii ki firma yalnızca akıllı telefon üretmiyor. Farklı ürünleri de var ve bunların en güncel örneklerinden bir tanesi de Oppo Watch akıllı saat. Öncelikle şunu belirtelim. Bu saatin 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı seçeneği bulunuyor. Dolayısıyla ikisinde de ekran, boyutlar ve pil gibi detaylar farklılıklar gösteriyor. Saat siyah ve parlak altın olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Bunun yanında farklı renklerde sportif ve klasik görünümlü kayışlar da bulunmakta. Ürünü kutudan ilk kez çıkardığımızda ofis halkı olarak ortak görüşümüz bu saatin Apple Watch'a fazlasıyla benzediğiydi. Saatin ekranının sol ve sağ yan taraflarının kavislendirilmiş olması hem göze hoş geliyor hem de daha yumuşak akıcı bir kullanım deneyimi için güzel düşünülmüş. Sağ yan tarafta fiziksel tuşlara yer verilmişken tabii ki hoparlör ve mikrofon detayları da es geçilmemiş. Kayışlar hariç yaklaşık 40 gram ağırlıktaki saat 5 ATM seviyesinde suya karşı dayanıklı ve çerçevesinde alüminyum alaşım tercih edilmiş. Gerçekten şık bir görünümü var ve suya dayanıklı demişken ellerinizi yıkarken, duş alırken, spor yaparken ya da yağmur altında kullanırken korkusuzca kullanabileceğiniz anlamını taşıdığını belirtelim. Kavisli ekrana tekrar dönecek olursak evet hoş görünüyor, kullanıma iyi anlamda etki sağlıyor ancak pek de korunaklı durmuyor. Diyelim ki ofisinizdesiniz ya da evinizdesiniz. Genellikle kapılardan geçtiğimizde ya da köşeleri döndüğümüzde ister istemez bazen elimizi kolumuzu etrafa çarpabiliyoruz. Ya da toplu taşımada benzer durumlar başımıza gelebiliyor. İşte bu gibi durumlarda kötü sonuçlara yol açmaması açısından dikkatli olmanızı öneriyoruz. Kendi adıma konuşmam gerekirse bir ürün aldığımda kozmetik kalitesi, görsellik benim için çok önemli. Çizilirse ya da bir darbe alırsa İlk gün aldığım o değerli hissi, o zevkli kullanma hissini bundan sonra yaşayamıyorum ve hatta o üründen kurtulmak istiyorum. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. O sebeple her zaman dikkatli olmak en iyisi. Tekrar kayışlara dönelim. Üründe kauçuk kayışlar tercih edilmiş. Rahatlıkla bilekte konumlandırılıp kullanılabiliyor. Ancak hem eski hem de yeni saatlerde biliyorsunuz kayışların bir tanesinde halka olur ve diğer kayışı oradan geçirip boyutlarını ayarladıktan sonra kullanmaya başlarsınız. Fakat bu üründe bir halka tercihi olmamış. Onun yerine klips benzeri bir mekanizma var. İlk etapta boyutlandırma yaparken biraz zorlanabilirsiniz ama tabii ki bu büyük bir sorun değil. Ürünümüzün büyük bir ekranı olduğunu söyleyebiliriz. Tam 1.91 inç değerde AMOLED teknolojisi kullanılmış ve başta da dediğimiz gibi yanlardan kavislendirilmiş. Bu sayede yumuşak dokunuşlarla sağa sola gidişler yapabiliyorsunuz. Zaten ekranın dokunuşlara verdiği tepkiler de güzel. Hem iç hem de dış mekan kullanımlarında yeterli düzeyde parlaklık seviyesi olduğunu da belirtelim. Oppo Watch, Qualcomm'un Snapdragon Wear 3100 işlemcisi ve Ambik Micro Apollo 3 işlemcisiyle geliyor. Yani iyi performansın yanında düşük güç tüketimi hedefleniyor. Tabii şöyle bir soru sorulabilir. Snapdragon Wear 3100 Eylül 2018'de tanıtılmıştı. Daha güncel bir işlemci tercih edilemez miydi? Wear OS işletim sistemi için optimize olarak Snapdragon Wear 4100 ve 4100 Plus'tan söz edilebilir. Ancak bunların yakın zamanda duyuruları gerçekleştirilmişti ki bu duyuru sürecine yakın bir zamanda da bu saatin çıkışı gerçekleşmişti. Yani bu işlemcilerin aslında bir sonraki saat için kullanılması daha muhtemel duruyor. Oppo Watch, Google'ın Wear işletim sistemiyle geliyor. Cihazı kısa sürede Android ya da iOS işletim sistemli telefonunuzla eşleştirebiliyorsunuz. Biz testlerimizi bir Android telefonla gerçekleştirdik. Bu arada Oppo'nun deyimine göre iOS tarafında saatin bazı özelliklerinin kullanılamadığını da belirtmemiz lazım. Saat ile telefonunuzu eşleştirdikten hemen sonra Wear OS ve HeyTap Health uygulamalarını kurmanız gerekiyor. Böylelikle saatinize dair detayları görebilir. Hemen sonrasında bir profil oluşturarak da günlük, haftalık ve aylık aktivitelerinizi takip etmeye başlayabilirsiniz. Saatin kullanışlı ve genel olarak akıcı bir arayüzü var. Birkaç dokunuşla istediklerinize ulaşabiliyor. Yeri geldiğinde sesli komutlar da verebiliyorsunuz. İsterseniz saat üzerindeki uygulama mağazasına giderek pek çok farklı uygulamayı yükleme şansınız var. Tabii pek çok farklı saat yüzü seçeneğinin olduğunu da belirtelim.
Bu saat ile kalp ritminizi takip edebilir, nefes egzersizleri yapabilir ve onlarca farklı spor dalı ile ilgili veriler tutabilirsiniz. İster iç, isterseniz de dış mekan sporlarıyla ilgileniyor olun. Karşınızda pek çok seçenek var. Tabii ki uyku takibi de unutulmamış. Kaç saat uyudunuz, ne kadar hafif, ne kadarı derin uyku. Her detayı görebiliyorsunuz. Ancak burada can sıkıcı bir detay var. Saatin akşam 20.00 ile ertesi sabah 10.00 arasındaki uyku verilerini kaydettiğini söylemeliyiz. Kendi adıma konuşmam gerekirse, hafta sonu evdeyken, öğleden sonraları bir şeyler okurken ya da bir şeyler izlerken uyumayı çok seviyorum. Ancak bu anlardaki verileri kaydedemiyor. Bu da benim için açıkçası can sıkıcı. Biraz da gelelim bildirimler, aramalar ve cevaplama detaylarına. Telefonunuza bir bildirim geldiğinde bunu titreşimli olarak saatiniz aracılığıyla da öğreniyorsunuz. Diyelim ki bir mail aldınız. Buna hızlı cevap verebilir, klavyeyi açarak bir şeyler yazabilirsiniz ki bu ufak ekranda biraz zor oluyor, ya da sesli komut yardımıyla yine cevap verebiliyorsunuz. Gelen bildirimlerde eğer görsel kullanılmışsa ya da emoji kullanılmışsa bunları da görebiliyorsunuz. Türkçe karakter sıkıntısı bulunmuyor ve bozuk karakter gibi can sıkıcı detaylarla da karşılaşmadık. Diyelim ki ofisinizde çalışıyorsunuz ya da evinizde yatıp dinleniyorsunuz. Telefonunuz da sizden birkaç metre uzakta, mesela şarj oluyor. O esnada bir arama oldu. Telefonunuza gitmenize gerek yok. Saatiniz üzerinden aramayı cevaplayabiliyorsunuz ve yine saatiniz üzerinden rehbere giderek istediğiniz kişiyi arayıp konuşabiliyorsunuz. Ses kalitesi hem sizin hem de karşı tarafın genel olarak güzel, ama burada şunu söyleyelim ki tabii ki sesli konuşulduğunda özel konuşma diyebiliriz bunlara. Başkalarının duyması pek hoş olmaz. O sebeple yalnızken, yani evinizdeyken ya da ofisinizde tekken sessiz bir ortamda konuşmanız daha iyi olacaktır ki seslerin karşılıklı anlaşılabilmesi adına da bu önemli. 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama faktörleri bulunan saat, Bluetooth 4.2, NFC ve GPS gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Ürünün kullanılabilirliğini artıran bir diğer faktör ise Google'ın sesli asistanı. Yazmanın zor olduğu ve hızlı cevaplara ihtiyacınız olduğu anlarda kısaca hemen sorunuzu sorup cevap alabiliyorsunuz. Diyelim ki yurt dışına turistik bir geziye gittiniz. Ufak bir soru soracaksınız, ancak o esnada sorunun yabancı dildeki karşılığı aklınıza gelmedi. Google Translate'i açıp mikrofon aracılığıyla Türkçe olarak soruyorsunuz ve hemen size cevabı veriyor. Bu sayede görüşmenizi gerçekleştirebiliyor. Sorularınızı soruyor ve işlemlerinizi hallettiğiniz için yolunuza rahatlıkla devam edebiliyorsunuz. Bu tabii ki basit bir örnek. Oppo Watch 430 mAh değerde bir pile sahip ve bu pil hızlı şarj desteği sunuyor. Tabii ki kutudan saatin şarj yatağı da çıkıyor. Manyetik bir şekilde oturtuyorsunuz ve sıfırdan %100'e yaklaşık 75 dakikada şarj olabiliyor. Yaptığımız denemelerde pek çok özelliğini kullandığımız saat tek şarj ile bir günü çıkarabiliyor. Ancak açıkçası biz tek şarj ile daha uzun bir kullanım ömrü bekliyorduk. Toparlamak gerekirse Oppo Watch akıllı saat büyük bir ekrana sahip Wear işletim sistemiyle geliyor ve kullanıcılarına pek çok detayı rahatlıkla sunabiliyor. Uyku takibi tarafında daha detaylı sonuçlar sunabilseydi ve daha iyi bir pil performansı olsaydı tabii ki daha çok hoşumuza gidecekti.